Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray. Bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile 18'deki ilk paket açılımı videomuzda beraberiz. Bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile 18'de elimde olan açabileceğim bütün paketleri açmaya çalışacağım. Gerçekten muazzam paketler var ve tüm paramı harcamaya çalışacağım. Mümkün olduğunca böyle birazcık bırakmaya çalışacağım, ancak harcamaya çalışacağım sizler için. Bu yüzden sizlerden bu videoya çok güzel bir like sayısı bekliyorum. Bu video 3000 beğeniyi geçerse FIFA Mobile'de 18'de gerçekten harika paket açılımlarımız devam edecek. Ancak 3000 beğeniyi geçebileceğinize inanıyorum. Hemen like atmayı unutmayın ve paket açılımlarını devam edeceğiz ve FIFA Mobile 18 genel videoları devam edeceğiz. Hemen kanala abone olup gönderi bildirimleri açmayı unutmayın ki sizler de hemen videolardan haberdar olabilin arkadaşlar. Bildirimleri açmasanız bile abone olun ki ana sayfanızda falan bir yerlerde bulabilin yani videolarımı. O yüzden abone olmayı kesinlikle unutmayın. Ve şu anda ekranda gördüğünüz gibi oyun var. Bu arada her videoda güzel bir yorum gösteriyorum. Bu videonun da ilerleyen dakikalarında onu göstereceğim. Bunu sakın unutmayın. Evet arkadaşlar, şimdi burada gelen kutusuna geliyoruz. Ve gelen kutusundaki sonra paketleri göstereceğim. Hemen açmayacağız ancak. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar gelen kutusunda ilk daveti falan var. Bunları bir kapatalım. Şu hemen oynara kalsın. Gördüğünüz gibi orta boy oyuncu paketi var 2 tane. Bir tane büyük oyuncu var, hatta 2 tane büyük oyuncu, 2 tane de küçük oyuncu paketi var gördüğünüz gibi. Bir tanesi beyazlık var bir tanesinde şu orta boy oyuncuda. O ne demek bilmiyorum. Tam olarak anlamadım onu da. Yani arka planı beyaz. Ne demek olduğunu bilmiyorum. Neyse, şimdi sizlerle birlikte takımımı açalım. Şu anda 62 gen, bakalım ne kadar yükselecek. Sağ kanatta Lucas Vazquez var. Sol kanatta 80'lik Ronaldo var. Stoperde de Rodriguez var. Diğer bir de İbrahim Diaz ve Zardes var. Aslında çok da kötü değil. Yedeklere geldiğimiz zaman da bu şekilde yedeklerimiz var. Beceri geliştirmede de hiçbir şey yok şu anda. Seviye falan dersek şu anda bir şey gözükmüyor. Var aslında. Hızlanma beceri geliştiricisi var. Mesela bunu Lucas Vazquez'e yapabiliyoruz. İlerleyen zamanlarda denerim. Coinslerimi birazcık fazla tutmaya çalışacağım. Bunlar gerçekten önemli. Oyunda yeni yeni modlar var. Değişik değişik gerçekten harika modlar var. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Bunlarla ilgili de sizlere video atmaya çalışacağım. Bu arada enerji maksimum 10 olabiliyor. Bende şu an 104 enerji var. Gerçekten ilginç bir durum. Tam olarak anlamadım. Ben bu oyunu zaten video dışında bayağı bir oynamaya çalışacağım. Bayağı bir sizler için araştırmaya çalışacağım. Yani oynamaya çalışacağım. Etkinlikleri açmak için 2. seviyeye ulaşmamız gerekiyormuş bu arada. Bence biz geçen sene bayağı bir oynadık 30 seviye. Geçen seneden 30 seviye olanları bence direkt 10 seviye falan atlatabilirdi oyun. Ancak tabii ki böyle yapması da en azından iyidir yani. Şimdi günlük paketimizi bir açalım sizlerle birlikte. Hemen abi, sanki 90 artı oyuncu çıkaracakmış gibi abi. Bir de çok nadir falan yazmış. Olası ödüller falan gözüküyor da imkansız tabii arkadaşlar yani. Bunlar gelmesi benim için daha iyi. Tamam, bunlar gelsin daha iyidir arkadaşlar. Güç falan gelsin. Çünkü zaten seçkin oyuncu gelmeyeceği için bronz oyuncu falan da çıkmasın. Şimdi arkadaşlar, sezon öncesi günlük paket diyor. Bu ne demek? Bende 35 tane varmış bundan. Tamam, ben bunları açarım. 70 artı oyuncu garanti. Haydi bakalım abi, ne geliyor? Bu arada günde bir tane açılabiliyormuş. Bitiricilik geldi, tamam. Başka ne var? 71'lik Kordaz gelmiş. Bir tane bitiricilik geldi ve sonra 71'lik Kordaz gelmiş. Güzel oyuncu geldi arkadaşlar. Hemen takımımı güncelleştirelim. Kalecimiz de var artık, gerçekten muazzam oldu. Hemen sonra devam ete basacağım. Evet, devam ete basalım arkadaşlar. 24 saatlik bekleme süresi var ve bende de 34 tane kalmış. Başka onlarla açılabilen bir paket var mı, ona da bakacağım. FIFA Points'lerin fiyatında bir oynama var mı? Yok arkadaşlar, artmış galiba. Yok, aynı. Aynı gibi. Jetonlara bakalım. Jetonlarda FIFA Points'lerle alınabiliyor. Şu an 1000 FIFA Points'le 150 bin jeton alabiliyorum bu arada. Bu da ilginç bir durum. 200 FIFA Points'le 20 dayanıklılık. Gerçekten fazla bu. Birazcık zorlaşmış. Şimdi arkadaşlar, beceri geliştiricisi paketi tabii ki açmayacağız. Oyuncu paketi 35 bin coins. Oyuncu paketinin tam olarak içinde ne olduğunu bilmiyorum. Ancak 1000 FIFA Points'le güzel bir paket vardı. O nerede abi? Heh. Premium paketi. Bunu da sizlerle birlikte açacağız. Ancak arkadaşlar, 1000 FIFA Points yani, lütfen like atın. Gerçekten artık like atın. Bu 1000 FIFA Points'lik paket için like istiyorum sizlerden. 10 tane altın veya üstü oyuncu büyük ihtimalle. 10 altın oyuncu değildir. Şimdi hemen sizlerle birlikte gelen kutusundan paketlerimizi açmaya devam edelim. Evet arkadaşlar, hemen küçük oyuncu paketlerinden başlayacağım. Abi bunlardan en azından bir tane elit istiyorum. Tam olarak güçlerini falan bilmiyorum oyuncuların. Haydi bakalım ne geliyor. Abi küçük oyuncu paketi diyor. Bir tane çok güzel bir oyuncu geldi. Şu anda başlangıç için ideal bir oyuncu geldi. O yüzden elit oyuncu kesin çıkar bu videoda. Yani bu paketlerden bile bir tane en az çıkar diye tahmin ediyorum. Umarım da çıkartabiliriz. Haydi bakalım arkadaşlar, bu paket de açılıyor. Bakalım bu paketler ne gelecek. Haydi abicim, güzel bir oyuncu ver bana. İyi mi? Santraforumuz var mıydı? Zardes vardı. Tamam, bu önemli değil. Bunu devam ete basalım. Şimdi sırada bir küçük oyuncu paketi daha var. Bu arada 3 tane küçük oyuncu paketi varmış. 2 orta ve 2 tane de büyük boy paket var. Haydi bakalım, bir küçük oyuncu paketi daha açılıyor. Lütfen güzel bir şey ver. MO, tamam, lazım olan. Bunu da takımı güncelleştir yaparız. Güzel oldu bu. Bu iyi oldu.
Meo çıkardık. Güzel. Şimdi orta boy paketi açıyoruz. Birazcık çok hızlı mı açtım bilmiyorum abi. Galiba hızlı hızlı açıyorum heyecandan. Haydi bakalım abi. Lütfen güzel bir şey ver EA bak. Haydi bakalım güzel bir şeyler gelir mi? Elit oyuncu Gufran geldi. Başka bir şey yok mu? Ha, iki tane geldi. En yükseğini gösteriyor paketin başında ve sonra da yanındaki oyuncuyu gösteriyor. 73'lük Gufran ve 72'lik Helland geldi. Güzel abi, sıkıntı yok, devam edeceğiz. Bir tane de orta boy paket açıp takımıma bir bakacağım, takımıma bir göz gezdireceğim. Bu arada oyuncu reytingleriyle alakalı da video istiyorsanız yorumlara kesinlikle yazmayı unutmayın. Hemen orta boy oyuncu paketleri de açıyorum ve bakalım. Yine 73 geldi abi. 73'ten daha yüksek oyuncu gelmiyor mu ya? Niye gelmiyor anlamadım. Şimdi takımıma gelelim. Şu anda 74'ken takım ve en yüksek geni tamam açalım hadi. En yüksek gen nasıl olabiliyorsa yaptık. 75 gen oldu takımım. Ve burada stoper oynuyor. Tamam, burada sağ kanat. Bu arada santrafor değilmiş zaten çıkardım. Ben ST'yi STP yazmadığı için stoper olduğunu anlayamıyorum. Sol orta saha değil de şunlar yer değilsin abi. Bu arada oyuncular genel olarak yerlerinde oynamadığı için aslında takımımız daha yüksek olabilir. Dancık olamıyor. Şu anda mesela Forshaw. İlk 11'e gelelim. Burada Forshaw'ı koyarsak daha iyi olabilir herhalde. Bilmiyorum abi. Şöyle değiştir diyelim. Buraya Forshaw'ı koymak istiyorum hemen. Şunu koyacağım. Ve daha da iyi olmadı. Hatta 74'e düştü. Neyse arkadaşlar, ben değiştirip buraya Saul Bergeron'u koyalım. Koyayım yani. Bu burada şimdilik kalsın. Şu anda takımımız bu şekilde arkadaşlar. Lucas Vazquez'in bir mesela oyunda ne kadar değeri varmış. Onu bir merak ettim. Bakmak istiyorum. Şimdi pazar nerede abi? Pazar 5. seviyeye ulaşmam gerekiyormuş ya. Of. Arkadaşlar 5. seviye olmak birazcık zor. O yüzden bugün oyuncuların fiyatlarına maalesef bakamayacağım. Keşke önceden bilseydim de bu videoyu açmadan yükselirdim. Neyse haydi bakalım. Şimdi sizlerle birlikte 2 tane de büyük oyuncu paketi açacağız bakalım. Haydi bakalım abi, topla diyorum. Haydi bakalım EA bize güzel bir oyuncu gel ve ben video dışında direkt yani kendimi 5. seviyeye yapacağım bu videoları hazırladıktan sonra. Haydi bakalım abi. 73 ne ya? 73 ne abi? Bir elit oyuncu istiyoruz. 3 tane oyuncu veriyorsun. Biz ne yapalım ya? Bu kadar 105 genlik takım için verdiğin ödüller bu kadar mı? Haydi artık bari 75'lik falan bir oyuncu ver. Haydi. Abi yine 73. Yeter artık, 73'ler yetti ya. Harbi çok 73'lük oyuncu çıktı. Çok ilginç abi. Çok fazla 73'lük çıkıyor. Neyse, buraya sol bek çıktı. Hemen değiştirelim. Bir dakika ya, sol bek. Yeni bir sol bek çıkmıştı. Hubs diye bir oyuncu çıkmış. Bunu da değiştirelim. Sağ bekimiz de var çünkü. Gebre Selassie. Güzel bir oyuncu da gelmiş arkadaşlar. Bu arada dizilişi ayarlayabiliyoruz. En yüksekken diyeyim ben yine de. Diziliş olarak diğer tüm dizilişler zaten şu anda kilitli mecburen. Neyse arkadaşlar, şu anda bu şekilde kalsın bunlar. Ve şimdi sizlerle birlikte hemen burada bir etkinlik falan oynayalım ki levelimiz artsın. Nasıl artabiliriz? Karşı atak oynamak istemiyorum aslında. Mücadele 2 beceri oyunu başla diyelim mesela. Bunu nasıl oynuyoruz? Mücadelelerde oynamak istiyorum. Ve bu arada paket açacağız, bunu merak etmeyin. İngiltere. Mesela İngiltere'ye girelim. Bir oynamak istiyorum. Mücadele de oynayabiliriz İngiltere'de. İngiltere'nin birinci kısmını oynayalım. Buna bakmıştım ben. 5 kısımlı bir şeyden oluşuyor. Hoş geldin diyor. Hoş bulduk. İlk olarak Chelsea ile oynayacağız. Bakalım abi. 1000 altın ve şans başlangıç oyuncusu 74'lük bir oyuncu. Arkadaşlar şimdi penaltılar oynuyoruz galiba ve ödül verecek. Gerçekten çok zevkli bir şeye benziyor. Umarım çok zevklidir yani. Haydi bakalım abi. Penaltı Lucas Vazquez ile herhalde atarız. Onda 3 atmamız lazım zaten. Tamam, 1-0. İlk görev kolay, Chelsea'ye karşı kolay bir görev oynuyoruz şu anda. Arkadaşlar ödül için oynuyorum. Hemen şöyle oynayalım birazcık. Sonra da sizlerle birlikte 1000 FIFA Points'lik bir paket açacağım. Coins'leri harcamayacağım ancak 1000 FIFA Points'lik premium altın paketini açacağım yani. Ancak tıklayacağım böyle bir. Seçkin çıkma ihtimali yoksa açmaya da bilirim, bilmiyorum. Ancak abi çok heyecanlandım şu anda var ya. Gerçekten heyecanlandım. Şimdi arkadaşlar 74'lük bir oyuncu çıkacak galiba. 1000 jeton, güzel. Seviyemiz de artsın. 20 de XP geldi herhalde, seviye artar. Aynen, ikinci seviyeye ulaştık. Güzel, 4-4-2 dizilişi de açıldı. Ben buralarda seviye arttırırım. Özellik açıldı. 1000 jeton. Bir de 250 antrenman fişi falan geldi. Güzel şeyler geldi. Şimdi bu görev neymiş arkadaşlar? Arkadaşlar ikinci devreden falan başlıyoruz. Uzun olduğu için bunu oynamak istemiyorum. Hemen şimdi sizlerle birlikte 1000 FIFA Points'lik paketi açmak istiyorum. Bu arada bunu da alsam mı ya? Bunu alayım. 2 de FIFA Points veriyormuş. Güzel. Bu arada tüm hepsini tamamlayınca kaç FIFA Points verdiğine de bakmadım. Ona da bir bakayım. 30. Günde 30 FIFA Points kasabiliyoruz. Güzel bir şey. Çok kötü bir şey değil yani. Çok düşük değil. Haftanın takımı da çıkmış. Etkinlikleri açtın, hemen göz at diyor. Etkinlikleri açmışız, hemen göz atalım. Etkinlikler, günlük hafif idman.
Arkadaşlar göz açmışken he anladım. Bugünlük hafif idman oynarız. Tamam arkadaşlar bunu hallederiz. Şimdi level atlamak için bu benim işime yarar. Ancak şu anda bunu yapmak istemiyorum. Şimdi hemen mağaza nerede abi? Birazcık karıştırıyorum şu anda. Mağaza burada. Evet şimdi mağazadan paket açacağız. 1000 FIFA Points League. Abi premium paket açacağız ya. Premium paket. Hadi abi ya güzel bir şeyler ver artık. Bu arada arkadaşlar her videoda sizin yorumunuzu göstereceğimi söylemiştim. Şu anda da ekranda harika bir yorum görüyorsunuz. Sizin de yorumunuzun o şekilde ekranda çıkmasını istiyorsunuz. Hemen aşağıya yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ve o yorum yapan arkadaşımıza da gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsun, var olsun. Kesinlikle adamın dibidir. Siz onun gibi yorum yapmayı unutmayın. Ve hala beni Instagram'da takip etmiyorsanız da kesinlikle Instagram'da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Instagram hesabım şu anda ekranda çıkmıştır. Takip ederseniz gerçekten çok sevinirim. 3000 takipçiye, 4000 takipçiye doğru adım adım ilerliyoruz. Siz de takip ederseniz sevinirim. Haydi bakalım hemen videomuza devam edelim. İyi seyirler. Ver artık diyorum yani, ver lütfen. Hatta sonra da bir de oyuncu paketi açacağım 150 FIFA Points ile. Haydi hatta ilk olarak güzel FIFA Points oyuncu paketi açmak istiyorum. 70 artı 1 oyuncu mu? Arkadaşlar çok az değil mi ya? Açmasam mı? Neyse haydi açacağım bakalım hadi. Hadi sizler için açıyorum. 70 artı 1 oyuncu, 40 artı 2 oyuncu. Çok nadir 90 artı çıkma ihtimali var. Çok düşük ihtimal tabii. Haydi bakalım. 70 artı 1 oyuncu çıkıyor değil mi? Ha iyi çıktı, tamam çıkmayacak sandım ya. Tamam bunu çıkardık ve şimdi premium altın paketi 1000 FIFA Points'lik. Hadi be yey. Güzel bir şey ver bize. Tam pro mu açsam acaba 2 tane, onu da bilemedim ki. Şimdi bu 70 artı 3 tane oyuncu veriyor. Bu 10 tane veriyor abi. Tamam hadi bunu açıyorum. Nadir ihtimalle de 80 artı çıkma ihtimali var. 1000 FIFA Points verdik yey, bir seçkin ver ya. Abi 76 yine iyi arkadaşlar, 76 da iyidir. Çünkü seçkin bile çıkmıyordu ve 10 tane yeni oyuncuya ulaştık ve sadece birisi güçlü olsun ama diğerlerini satabiliriz. Güzel arkadaşlar, tamam sıkıntı yok. 1000 FIFA Points'lik paket açtık. Sizler için 1000 FIFA Points verdim artık yani like atmayan. Neyse arkadaşlar like atın yani, lütfen like atarsanız sevinirim. Burada beceri geliştiricisi paketi var, bunlar neler çıkıyor? 4 tane beceri geliştirici, saçma bir paket, 20.000 coins fazla bence. Öne çıkanlara falan bakalım, tamam arkadaşlar buraya bakmaya gerek yok. Şimdi takımımın son haline bir bakalım. Son durumumuz neymiş? Bir görelim, göz gezdirelim. Şu anda en yüksek genle oynuyoruz. Ve bu şekilde abi. Ve herkes kendi olması gereken yerde gibi bir şey hemen hemen. Ve bu şekilde oldu arkadaşlar. Şu anlık 4-4-2 dizilişiyle nasıl olur? 3-4-2-1 de açılmış bu arada. O bir sürü diziliş açık şu anda. Neden böyle? Neyse arkadaşlar o zaman bu şekilde kalsın. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Bir de oyuncumuzun becerisini geliştirmek istiyorum. O da hadi Lucas Vazquez olsun. Lucas Vazquez'i çalıştırmak istiyorum. Oyuncu geliştir diyelim. Birazcık coins gidecek ama şimdi abi bu arada bu oyuncularla geliştirme de yapabiliyoruz. Zardeş'in bayağı bir AXP'si var. Şimdi abi bu AXP'leri kullanırız. Hepsini kullan dedik. Bayağı bir 81'e bile yükselmiyor ama ya. Oha 81'e yükselmesi ne kadar zor. Oyuncuları geliştiriyoruz da abi. Baksanıza çok zor. Gerçekten çok zor. İlginç. Biraz tam neyse sadece bununla yapalım. Ne kadar veriyor? Hiç para vermiyor muyuz? Ha, hiç para vermiyormuşuz. Birazcık geliştirdik Lucas Vazquez'imizi arkadaşlar. Hızlanmasını falan geliştirdik. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile'de 18'de gerçekten harika şeyler yapmaya çalıştım. Pazarı açıp sizlerle birlikte şeylere bakacağız. Merak etmeyin Süper Lig ratinglerini falan, tahminler tutmuş mu falan. Gerçekten hiçbirisini bilmiyorum. Şu anki elimdeki oyuncular hariç hiçbir oyuncunun ratingini bilmiyorum. Neyse arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Kesinlikle videoya like atmayı unutmayın. O kadar 1000 FIFA Points'lik paket falan açtık. Gerçekten bayağı büyük bir paket açtık. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Kanala abone olmayı şuradan yapabilirsiniz. Hemen şuradan kanala abone olun ki videolarından haberdar olun. Ayrıca de şuradan çıkan iki video gerçekten harika video. Oradaki videolara giderek çok güzel videolara gidebilirsiniz. Hangisi ilginiz çıkıyorsa o videoya gidin yani. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Ve bye bye.